Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan herkese kucak dolusu selamlar. Evet, son durum ne? Altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. 1400 TL paritesine doğru giden bir, hızla giden bir altını görüyoruz. Dün özellikle dolar paritesinin altını incelediğimizde kırılımın geldiğini, yönün yukarı olduğunu söyledik. Tabii dolar TL paritesindeki oynaklık çerçevesinde de bu yukarı yönlü hareket daha da hızlanabilir mi? Evet, hızlanabilir. Dün neden bakmadık TL paritesine? Çünkü dolar TL paritesi tam bir rayına oturmadığı için doğal olarak dolar üzerinden yorumlamaya başladık. Bugün bir TL paritesine bir bakalım. Nereler hedef, neler çekilme yeri, nereler risk. Evet, şöyle o zaman neyle başlıyoruz? Bir dolar endeksiyle başlayalım. Şimdi dolar endeksinde özellikle arkadaşlar 2022'nin son çeyreğinde burada yükselen trendin kırılmasıyla beraber dedik ki arkadaşlar altına giriyoruz. Neden? Çünkü bu dolar endeksinin düşmesi durumunda riskli varlıklar, alternatif varlıklar yükselme eğilimine girer. Altın olsun, Bitcoin olsun, S&P olsun, hepsi güzel bir özellikle 2022'nin son çeyreği itibariyle yükseliş dönemlerine girdiler. Şimdi burada bir tehlike var mı? Tehlike var mı? Evet, son 15 gündür düşen bir piyasa var. Altın olsun, S&P olsun ve diğerleri olsun. Bu düşüşün nedeni buradaki yükseliş bandı arkadaşlar. Yükseliş bandı üzerimizde 105 bandı var. Yani ben olası red yeme yerinin artık burası olduğunu söylüyorum ya da düşünüyoruz. 105.4 bandından bir red yediğimizde altın olsun, gümüş olsun, S&P olsun, Nasdaq olsun, hisse senetleri olsun daha sert yukarı hareket edebilir mi? Evet, edebilir. Zaten grafik bunu söylüyor. Şimdi altına şöyle geçelim. Dün dedik ki, bakın burada da söyledik. 1600 bandı, 2022'nin son çeyreğinde ikili dip var dedik. Buradan altın yatırımcısını uyardık. Alıyorsanız şimdi tam zamanı, alma zamanı. Evet, aldık mı aldık? Hedef neresi? 2022'nin ortasından itibaren. Hedefimiz burası arkadaşlar. Yani bir düşen trend, şurada şöyle bir düşen trendimiz var. Bu düşen trendi de kırdıktan sonra hedef neresi dedik? 2074 bandı. Nokta atışı geldi mi? Geldi. Hatta biraz iğnelemelerle beraber 2079 bandına kadar çıktı dolar paritesinde bu arkadaşlar. Çünkü ülke para birimleriyle incelediğimizde grafikler, formasyonlar işlemeyebilir. Çünkü dolar ülke para birimi pariteleri bazen aşağı bazen yukarı gittiğinde grafiği terste bırakabiliyor. Neyse, dün dedik ki gözünüz aydın, kırılım geldi. Yani şu 15 günlük bir kırılım geldi ve bu çerçevede hedef neresi dedik? İlk hedef 1975 bandı. Şu bandı da aldığımızda zaten doğal olarak TL paritesine de baktığımızda burada 1400 TL şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çok yakın mıyız? Yakınız. Uzak bir takvimden bahsetmiyoruz. Ama altında çok farklı bir formasyon var. Gerçekten altın yatırımcısını güldürecek çok güzel bir formasyon var. Bunu dün de dillendirdim. Daha önceki günlerde de dillendiriyor. Bu formasyon nedir? Buranın üzerinde kapanış. 2075 bandı üzeri kapanış. Bu mümkün mü? Çok mümkün. Çok kolay. Ne deneyeceksiniz? Evet, şu süreçte Amerika, yani Amerika'dan gelen faiz kararları doların güçlenmesini sağladı ve düştük. Ama artık Amerika'da Fed faiz arttırmayacak. En fazla bir kez daha arttıracağını düşünüyorum. Onun dışında yönün sadece altında değil, hisse senetleri olsun, S&P olsun, Nasdaq olsun ve özellikle Bitcoin yatırımcılar olsun. Bunlar da güzel bir yükselişin başlayacağı dönem diye düşünüyoruz. Evet, 2024 daha güzel bir gün olabilir mi? Olabilir. Tabii küresel finansın tehlikeleri de yok diye. Onlar oldu mu doğal olarak insanlar nakide geçmeyi, yani önlerini göremediği takdirde nakide geçmeyi severler yatırımcılar. Neyse, bu büyük formasyon nedir? Bu büyük formasyon özellikle altın 2074-2075 bandı, yani tam şurası, bu mor alanımız üzerinde kapanış yaptığımızda çok güzel bir senaryo olur. Buradan nerelere kadar gidebiliriz? En aşağı 2500 bandına kadar bir yolculuk başlar. Bu da TL paritesinde hesaplayabilir miyiz? Hesaplayabiliriz. Ama dolar TL paritesi tam bir rayına oturmadığı için söylediğimiz rakamlar
doğruyu yansıtmaz. Yani diyeceğimiz bu. Evet, 1300 TL bandında, 1300 TL bandında çok kolay aşacağını düşünüyorum. Altın yatırımcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, gümüşe gelelim şimdi. Gümüşlere dedik ki böyle bir kanalın içerisinde. Kanalın altı alım noktaları. Neden? Bak, burada bu kanalın içerisine girmek için zorlanıyor, giremiyor. Girdikten sonra kanalın altına giriyor, üstüne çarpıyor, altına değiyor. Hatta şunu silelim. Tekrardan yukarı gidiyor. Evet, kanalın altında mıyız? Şimdilik bu bandı vermediğini görüyoruz. Yani 22.8 bandını vermediğini görüyoruz. Kanalın orta bandı nereden geçiyor? Önümüzdeki günler için aşağı yukarı 24.2 ve burada da bir direnç noktası var. Bu direnç noktasının üzerinde kaldığında tekrardan kanalın tepesi ve şu kanalı artık kırdığı takdirde yeni zirveler, yeni formasyonlar yapacağını düşünüyorum. Yani bu da aşağı yukarı kanalın ortası nereye geliyor derseniz, yani bugün itibariyle TR paritesinde 16-17 bandına denk geliyor. Ama aynı altında dediğimiz gibi gümüşte de bu olay biraz TL USDT, yani dolar paritesinin bir stabilleşmesi çerçevesinde net rakamlar söyleyebiliriz. Yani burada da şunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Eğer gümüş dolar bazında yükselirse 17 TL'ler, 18 TL'ler hayırlı uğurlu olsun çok kolay bir şekilde diyebiliriz. Evet, buradan bir de Bitcoin'e bir bakalım. Akşam da onunla da altcoin'leri inceleriz. Şimdi Bitcoin yatırımcılar, evet, buradan yine red yedik. Zaten buranın kırılması çerçevesinde şöyle söyleyeyim, buranın kırılması çerçevesinde altların daha sert hareket edeceğini söylüyoruz ama o gün bugün olmadığını görüyoruz. Bitcoin'de pardon, kalemimiz açık kalmış. Geri çekilimler neresi? Geri çekilimler bana göre yine burası. Yani 26.600'den bir dönüş sinyali gelebilir. Şu düşen trendi kırdığımızda Bitcoin'in daha sert hareket edeceğini, ilk önceki hedefi 28.300. Bizler için şu anlık en önemli yer 28.300. Dün ve ondan önceki günde söyledim. Hocam, trend kırıldı mı? Hayır. Gün kapanışı önemli ve 28.300 üzerindeki kapanış bizi trendin kırıldığını teyit etti anlamına gelir dedik. Ama hiç üzülmeyin. Neden diyeceksiniz? Ara sayıda kırılım gelmiş. Yani genellikle birçok şeye baktığımızda ilk sinyallerin ara sayıdan geldiğini söyledik. Ara sayıdan kırılım gelmiş. Bakalım bugün yarın döner mi dönmez mi bilemiyoruz. Ama dönüş sinyalleri, şu trendin kırılış yeri aslında bugün itibariyle artık 28.000 diyebiliriz. Ama bizim için önemli olan 28.300. Peki altında dediğiniz güzel bir senaryo, güzel şeyler var. Bitcoin'de de ben her zaman için şunu söylüyorum. Bitcoin'de 16.000'de gireceğimizi söyledik. 16.000'den itibaren birçok altcoin'e gerçekten, yani en aşağı 5-6 katlar kazandık. Boğa, herkes 28.000'in üzeri kapanışlarda boğa geleceğini söylemişti. Biz bu mor alanı aynı altında olduğu gibi 2022'de çizdik. Dedik ki Bitcoin'de boğa söylemleri için 31.700, 31.800 üzeri kapanışlarla olacağını düşünüyorum. Ara sayıda sinyal var, devam ediyor. En son burada dedik dip bölgesi, şurayı dibi bizler gibi sıyıramayanlar için dedik ki alın size fırsat, bayram indirimi dedik. Burada birçok kişi girdi. Bakalım şu anda bir uyumsuzluk var mı? Yok, şimdilik bir uyumsuzluk yok. Hala yükselen bir tepe yaparsa şuradan özellikle 28.300'ün kırılmasını ben bu saatten sonra bekliyorum. Kırılmadığı takdirde kanalın aşağı bandı, özellikle şöyle söyleyeyim, 25.000, eğer buralara doğru gelirse güzel bir alım yaparım. Bunu da herkese bildiririm. Diyeceklerim bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.